Konda'nın son anketinde AKP %32,7, MHP %8,9, CHP %24,8. Burada çok ilginç olan bir şey İYİ Parti'nin durumu. Yani gerçekten ben yani İYİ Parti'nin oyların yükseldiğini görüyorum, biliyorum. Ama burada 19,3 İYİ Parti çıktı. Bu müthiş bir şey. Yani bu Anadolu'yu dolaşmaları, Meral Hanım'ın son açıklamaları, ben Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım sözleri, yani milletin hani iktidar değişikliğini, demokrasi içinde yapılması iktidar değişikliğine önünde bir problem olabilir mi düşüncesini de ortadan sildiği için ciddi manada bir büyük bir kısmı da AKP ve MHP'den kopan seçmenin desteğiyle %19,3'e gidiyor. HDP'de bu ankette %11,7. Şimdi sadece Cumhur İttifakı'nı topladığınız vakit yani AKP ve MHP %41,6'ya ulaşıyor. Millet İttifakı yani şu andaki Millet İttifakı'nın içindeki işte İYİ Parti, CHP olarak şey yaptığınız vakit diğerlerin küsurlatlarına girmiyor. Demokrat Parti de var, Saadet Partisi falan. Ama buradaki şeyde 44,1 yani aşağı yukarı 3 puanın üzerinde bir fark atıyor. Sadece Millet İttifakı. Bu tabii parlamento seçimlerinde, millet ve meclis seçimlerinde de önemli bir değişimin işareti olacak. Yani bugünkü tabloyu yeni yapılacak olan ilk seçimde AKP'nin görmesi mümkün değil. MHP'de MHP zaten şu andaki mevcut sisteme göre bu ankette geride kalıyor. Ancak ittifakın içinde seçime girerse filan şey yapacak. Ama burada bir önemli bir konu Cumhur İttifakı 41,6, Millet İttifakı 44,1. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine geldiği vakit HDP'nin şu ankette 11,7 oyu gözüküyor. HDP'de kesin kez Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermeyeceğini çok net biçimde ortaya koydu. Bu 11,7'yi de 44'e topladığınız vakit Cumhurbaşkanlığı kabaca tabii bugün için söylüyorum bu Konda'nın anketine göre 44,1 artı 11,7 yani 50 küsür 52-53'e gidiyor ve aradaki fark yani 41 diyelim 42 diyelim şeye şu andaki duruma göre Tayyip Erdoğan diyelim o da daha kesin değil onun adaylığı da onu da biliyoruz ama öbür tarafta Millet İttifakı'nın ve HDP'nin de oy varsayımı içerisinde 54-55-56'ya aradaki fark kapatması mümkün değil. Şimdi bu yani kendilerinin şey yaptığı anketlerde bile bu farklılığın Millet İttifakı lehine geliştiğini görüyorlar. Şimdi bu da işte hocam şeyin Tayyip Erdoğan'ın giderek sertleşmesini yani çok agresif davranıyor, konuşmalar yapıyor. İnsanlar baskı altına almak istiyor. Sen ki işine geldi mi? Anayasa Mahkemesi neymiş ya diyor. Tanımıyorum seni diyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımıyorsun. Öbür tarafta bir mahkeme kendisinin hoşlanmadığı bir şey verse sen kimsin ya diyor filan. Ama ya şimdi bu tabii zikzaklar milletin nazarında, halkın nazarında çok ciddi tepkiye yol açıyor. Tabii en önemlisi de işsizlik. Bakın bu konuda hep lagara lugaraya getiriyor iktidar. İşte bilmem ne olacak da geldi gitti. Eline sepeti alıyor. Eşi, kızıyla bilmem evin İstanbul'daki evinin yakınındaki bir markete gidiyor. Kooperatif marketine. Çerez merez alıyor. Yani bir onda et yok, süt yok, efendim peynir yok,
bir şey yok. 1002 liralık bir şey ödemesi yapıyor. Ve ondan sonra da beyanat veriyor. Yok diyor, gayet normal diyor şeyler. Sonra işte biliyorsunuz bazı gazeteciler, Sözcü falan özellikle aldı çıkardı o, yani burada bir şey yok dediği şeyde, aynı şeyde, aynı de et, süt, peynir, bakliyat, yağ gibi temel gıdaları da kattığınız vakit, yani felaket noktasında. Mesela Sözcü gazetesi yazdıydı. Bir gofret almış oradan. Gofreti seviyor herhalde Sayın Cumhurbaşkanı. En son 1,5 sene önce oraya gitmiş. Veya 2 sene önce. O zaman aynı gofreti 3 liradan almış. Bugün 4,95. Yani %65 zamlanmış şu 1,5-2 sene içerisinde. Şimdi 1,5 sene içerisinde %65 bir gofret zamlanıyorsa, peki bunun enflasyonla bunu nasıl şey yapıyorsunuz? Emekliye verdiğiniz zam ne oldu? Kamu çalışanlara verdiğiniz şey ne oldu? Buharlaştı. Yani şimdi şu bir taraftan geliyorsunuz, yuvarlak laf ediyorsunuz. İnsanların şeyiyle, aklıyla adeta oynuyorsunuz. Biz işte şu kadar zam yaptık. Nereden nereye? Ya 20 sene içinden bahsediyorsun sen. 20 sene öncesiyle bir asgari ücretle 4-5 tane çeyrek altın alınırken şimdi 1,7 çeyrek altına düştü. Yani şimdi nereden nereye? Yani böyle global hayali bir şey. İnsanları bir anda şaşırtıyor. Tam göbez taktiği. Şimdi ama o sokaktaki insan işte cebindeki paraya bakıyor dediğiniz gibi. Yani bunun hesabını sandıkta soracak öyle. Çünkü neticede oraya gidiyor. Şimdi şöyle hükümetin anlamadığı, hatta Türk siyasetinde diğer siyasi partilere de söylüyorum. Anlamadıkları bir şey var. Yani bunlar ekonomiyi ticaretten ibaret görüyorlar. Özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi siz bir ülkede eğer üretme tüket ekonomisini, ideolojisini geliştirirseniz, ihraç etme ithal eti ön plana toplumun adeta sorunlarının çözümünün bir aracı olarak kullanırsanız, gelirden fazla gider yap, kredi kartını kullan ve buna benzer bir takım teşvik edici unsurlarla gideri artırıcı bir biçimde ekonomiyi yönlendirmeye çalışırsanız, tasarrufları teşvik edip tasarruf yatırım dengesini kuracak yerde tasarruf et ve yatırım yap. Yani nereden yatırım yapacak? Tasarrufla yatırım yapılır. Tasarruf yatırım dengesini kurmadan bu işi yönetirseniz ve verimlilik, etkinlik dediğimiz olayı devreye sokmazsanız, ki bunların hepsi de sonuç itibariyle üretimle ilgilidir. Ve siz ülkede üretim seferberliği ilan etmeden bu ülkede üreticiyi teşvik edecek, girişimciyi destekleyecek politikaları devreye sokmadan siz istediğiniz kadar yüksek laflar edin, istediğiniz kadar para üzerinde, mali politikalar üzerinde faize artırın, eksiltin, yapacağınız şey sınırlı seviyede olur. Bir politika bir defa imal etme, taklit et, icat etme, dışarıdan getir mantığıyla hareket ederse, ki bu ekonomide hep böyle yapılıyor. Ülkede ekilmeyen tarlalar varsa, ülkede gerçekten toplanmayan meyveler veya ürünler tarlalarda varsa, gübrelenmeyen tarlalar varsa, ülkede tam kapasiteyle çalışmayan fabrikalar varsa, o ülkede siz ekonomiyi düzeltemezsiniz. Düzeltemezsiniz. Ve ben muhalefetten bakıyorum, üretime yönelik ne yapacaklarını, bir tanesi çıkıp da biz üretim seferberliği ilan edeceğiz,
tarımı, ormancıyı, hayvancılıkla uğraşanları, fabrika açan ve fabrikayı gerçek manada istihdamı artıracak şekilde bunlara yapılacak teşvikleri ortaya koyan birisini açık net bir şekilde görmüyoruz. Yuvarlak laflar ve klasik şeyler içerisinde, söylemler içerisinde meseleyi yönlendirmeye çalışıyorlar. Ekonomi yolsuzlukları önleyerek, ekonomi rüşveti ortadan kaldırarak, bürokrasiyi verimli çalıştırarak bir yere kadar getirebilirsiniz. Ekonomiyi gerçek manada birinci sınıf toplumu ileriye taşıyacak bir şekilde götürmenizin yolu üretimi teşvik etmektir, tahrik etmektir, üretime toplumu zorlamaktır, insanları üretmeye zorlamaktır. İnsanlara şunu diyeceksiniz, kardeşim sizin gelirinizden fazla gider yapma hakkınız yok. Siz üretmediğinizi tüketemezsiniz. Siz bunun için rahatınıza kıyacaksınız. Biz de sizi devlet olarak, hükümet olarak elimizden geldiği oranda destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz ve size her türlü katkıyı sağlayacağız. Önünüzü açacağız. Ne işi yapacağınızı, nasıl yapacağınızı, bu üretimin artırılması için hangi tedbirleri alınması lazım geldiğini biz size vereceğiz demek suretiyle meseleyi bütün topluma yayan bir mesele olarak ele almak ve uygulamak gerekiyor. Ve bir taraf enflasyon meselesi üzerinden hareket ediyor. Enflasyon yani bizim çok basit bir tanımlamamız var. Toplam talebin, toplam arzdan fazla olmasından dolayı ortaya çıkan kaynağında ekonomik motiflerin rol oynadığı devamlı ve önemli fiyat yükselişleridir. Niye oluyormuş enflasyon? Talep enflasyonu özellikle olmasının nedeni arzın az, yani malın piyasaya sunulan malın az, bu mala duyuran talebin fazla olmasından kaynaklanıyor. O halde talebin karşılanadan daha fazla mal üretirseniz enflasyon olmaz. Tam tersi bir durumla karşı karşıya, ucuzlar, mal ucuzlar. Çünkü satamadığını adam düşük fiyatla vermek durumuyla karşı karşıya kalır, elinde kalırsa mal. Ama mal yoksa elinde, istediğin ekonomik askeri tedbir al, istediğin müfettişi gönder, istediğin baskıyı uygula, işte verdiğiniz, söylediğiniz sözlerin devamını getiremezsiniz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı gitti tarım zirai kooperatiflerine. Neyse oraya gitti. Orada işte fiyatlar da normalmiş dedi. Tarım zirai donatımından bir yetkili konuşuyor. Bugün dikkat ettim televizyonda. Diyor ki biz diyor işte 9,5 liraya satıyoruz herhangi bir şeyi. Şey ise diyor diğer alışveriş merkezlerinde ise ya zincir marketlerde ise bu 10 liradan satılıyor. İyi. Yani 50 kuruş için mi bu kadar kıyamet kopuyor sorusunu sormak gerekir. Ama problem, tekrar söylüyorum, problem vatandaştan kaynaklanıyor. Vatandaşın üretime katılamamasından, tarlasını sürememesinden, evladına iş bulamamasından, istihdamsızlıktan ve istihdam özellikle istihdam yoğun alanlarda iş açılamamasından kaynaklanıyor. Bunun nedeni de Adalet ve Kalkınma iktidarının 20 senedir uyguladığı ekonomi politikayla yakından ilişkili. Cari açık, sıcak para, dolayısıyla da borsa ve bunun üzerinden yürütülen işte Arap sermayesinin Türkiye'ye davet edilmesi ve sokulmasıyla devam eden bir sistem uygulandı. Şimdi bunlarca, binlerce konut yapılıyor. Konutların fiyatları inanılmaz. En şey bir konut, yani oturulacak bir konuta bir bakın. 1 milyon lira diyor. 750 bin lira diyor. 1,5 milyon lira diyor. Şimdi kardeşim siz bu kadar konut neden, nasıl satılıyor, kime satılıyor diye baktığınızda büyük bir kısmının yabancılara satıldığını görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını 250 bin dolara indirince dışarıdan insanlar da yoğun bir miktarda
burada vatandaşlık almak için onlar da konut alıyor. Bazıları özellikle kendi sitelerini meydana getiriyorlar. Yani bir çeşit milletin içerisinde yeni bir sosyolojik yapı meydana geliyor. Bunların sıkıntıları önümüzdeki süreçte bir biçimde kendini gösterecektir. Yani burada bütün siyasi partilerin üretim meselesi üzerinde odaklanması, Türkiye'nin kaynaklarının verimli ve karlı etkin bir biçimde nasıl kullanacaklarını ortaya koymaları ve bunların hangi projelerle devreye sokacaklarını halka açıklamaları ve ayakları yere basan sözler ve tavırlarla hareket etmeleri gerekiyor. Yoksa birbirlerinden intikam alacaklarını, hesap soracaklarını, devri sabık yaratacaklarını ifade ederek siz güya siyaset yapmış olursunuz ama toplumsal fayda yaratacak bir konum ve durumda olmuş olmazsınız. Bunun da özellikle altı çizilmesi gerekiyor.